Evet, Covid yüzünden bütün plan mahvoldu. Sorun değil. Şimdi sen ne istiyorsan onu yapacağım. Büyük, güzel bir tören yaparız. Evet, inşallah. Haftaya Haydarabad'a geliyoruz. Mayra bana Haydarabad'daki herkesin evliliğimizi öğrendiğini söyledi. Bize küsmüşler. Seni görmek istiyorlar. Gelecek hafta gitmek ister misin? Sana düğün yapmamız gerektiğini söyledim. Ama sen sade bir nikah yapmak istedin. Evet ama annem ve Mayra bir karar verdiler. Haydarabad'a gidip bir kutlama yapacağız. Bu sayede hem akrabalarımızla tanışacak hem de aile konağımızı göreceksin. Evet, iyi fikir. Bize de bir değişiklik olur. Zaten ben de akrabaların ve diğer tanıdıklarınla görüşmek istiyordum. Hem bu sayede aile konağınızı da görmüş olurum. Söylesene, ne zaman gideriz? Yani haftaya. Bu arada biraz paran varsa kendine iyi bir altın set al. Parayı alır almaz sana vereceğim. Tamam, olur. Ama set almaya ne gerek var? Eski mücevherlerim banka kasasında. Yani onları takacağım ve bir değil üç tane set takacağım. Sonuçta bütün herkes bilmeli. Ebrar öyle sıradan bir kızla evlenmedi. Çok büyük ve saygın aileye mensup bir kızla evlendi. Bu yüzden dedim. Aman ha, yalnız gitme. Beni ya da Mayra'yı yanında götür. Şu anda dışarısı çok kötü. Gündüz vakti hırsızlar seni soyar. Evet tamam, ben Mayra'yı da yanıma alırım. Tamam. Geliyorum. Alo? Evet, dinle. Yarın söylediğim bankadaki takıları çıkaracak. Ve şimdi dediklerimi iyi dinle. Yanına 2-3 arkadaş ve silah almalısın, tamam mı? Thank you.
Size bu yüzden söyledim. Sakın yalnız gitmeyin dedim. Ebrar'ı da yanına almalıydın. İkiniz de beni dinlemediniz. Yalnız gittiniz ama baksana. Bak kızım. Şimdi ağlamanın bir faydası yok. Olacağı varmış demek. Bankadan onca takıyı çıkarmanın ne anlamı vardı hiç anlayamıyorum. Niye böyle bir şey yaptınız? Onu kendim çıkarmadım. Takıları çıkarmamı oğlun söyledi. Değerleri 50-60 milyon rupi. Hayatımın servetiydi ve hepsi çalındı. Allah o pislikleri bildiği gibi yapsın güzel kızım. Gör bak, ikisi de cehenneme gidecek. Hem Ebrar karakola gitti canım. İnşallah göreceksin. Polis o adamları yakalayacak, değil mi? İnşallah. Evet. Geldi işte. Ebrar, karakola gittin mi? Evet, gittim ama... Ne dediler? Peki bu kadar çabuk nasıl öğreneceğiz? Evet ama soruşturma açmış olmalılar. Evet, araştırıyorlar. Beklememiz gerek ama orada güvenlik kamerası yoktu. Bu yüzden kim olduklarını, nasıl geldiklerini bilmiyoruz. Polisin bir şey yapacağını sanmıyorum. Senin aklın başında mı? Mücevherlerimin değeri 50-60 milyondan fazlaydı diyorum. Sen bana polis bir şey yapamaz mı diyorsun? Çok büyük bir kaybın var ve sen böyle oturacak mısın? Sabırlı ol. Ne demek sabırlı ol? Anne bir şey söylesene. Hemen beni karakola götür. Gidip onlarla kendim konuşacağım. Şikayette bulunacağım. Gerekirse yalvaracağım. Böyle oturmakla olmaz. Kızım, bütün bunların ne faydası var? Artık bir şey yapılamaz. Unut gitsin sen. Neden bir şey yapılamaz anne? Nasıl unutayım? Her şeyimi kaybettim. Mayra, Mayra benimle karakola gel. Gidip şikayette bulunalım ve onlardan hırsızları bulmalarını isteyelim. Böyle büyük bir kaybı ben nasıl görmezden gelebilirim? Kiran sabırlı ol. Ebrar şikayette bulunmuş. Şu an her şey için çok erken. Biraz sabırlı ol. Mayra, Kiran'a su getir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.